Rekber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle pardon, altın fiyatlarının son durumda 1258, gördüğünüz gibi aslında ne demiştik geçen hafta Perşembe günden itibaren altın fiyatlarını 1271 geçilemiyor. 1271 önemli direnç. 1254'ü doğru bir geri çekilmeden bahsetmiştik. Nokta olarak görüldü. Tabii bu rakamları, seviyeleri nasıl veriyoruz? Nasıl oluyor da direnç oluyor? Nasıl oluyor da beklediğimiz tabii ki gerçekleştiğinde aşağıda nokta hedeflere giriliyor. Bunların nasıl olduğunu tabii ki biz izleyenler biliyor. Çünkü görmüş olduğumuz bu özel tablolar eşliğinde bu noktalardan bahsediyoruz. Bakın geçen haftaki hedef seviyemiz neresiymiş? 1254. Direncimiz 1271-72. 71-72. Kaç görüldü? En yüksek 74 görülmüş. O da zaten tablomuzda mevcut, günlüklerimizde mevcut. Şimdi cuma günkü kapanışı dikkate aldığımızda 1259 kapanışını alıyoruz. Hemen bu haftaki yorumumuza bir yerde geçelim. Ve dün izleyenler hatırlayacaklardır, eğer dün izleme vaktiniz olduysa, Bitcoin altın yorumu yapmıştık. Şimdi oradaki korelasyonu bulmaya çalışacağız. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Bugün için altın fiyatlarının geldiği seviye açıldı. Tabii cuma günkü o satış çok önemliydi. Çünkü bu ortalamaları zaten hedeflemiştik. Bugün için 259-56 bir bantta seyreden bir hareket görüyoruz. Şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımda hala hazırda zayıf olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir destek attılar arkadaşlar. Bu destek hattı kırılırsa aslında çok ciddi bir satış gelmiş olacak altına. Bunun için yarın çok önemli bir gün. Yarın gerek euro dolarda gerekse dolar endeksinde birçok paritede yarın çok çok önemli bir gün olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. HDTR'ye baktığımızda HDTR'de şu an için çok da kayda değer bir hareketin olmadığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir alalım HDTR'de. 25'in üzerine çıkmamış, 21'in altında kalmış. Dolayısıyla 18'lere ve bu seviyelerin altında geri çekilme ihtimali zaten artmış durumda, hatta çekilmiş. Negatif olur, eksi olur mu bu önemli. Bakın negatif olduktan sonra altındaki düşüşü görüyorsunuz. Şu an için pozitif ama bunu izliyor. O da SDTR, Halil Dalga teorisinde dönüm noktalarını gösteren bu tablo acaba bize işaret verecek mi? Bunu bir yerde izliyor olacağız bu noktada. Şimdi geldiğimiz noktalar itibariyle altın fiyatlarının haftalık grafiğine şöyle bir bakalım. Haftalıkta çok önemli bir bölgede. Evet, gerçi kapanışlar oluşmuş. Bu hafta 1254 o kadar güçlü ki gördüğünüz gibi. Eğer burayı kırarsa 1230'lara doğru bir yeri gelmeden bahsedeceğiz. Bu hafta burada tutunur. 1254 üzerinde tutunursa yani haftaya şöyle söyleyelim. Temmuz'un şu an için 3. haftasına girdik. Temmuz'un 3. haftası altın fiyatları ya yukarıda 1300'leri test etmiş olacak arkadaşlar ya da aşağıda tekrar 1215'lere doğru bir geri çekilme yapmış olacak. Bu altın fiyatları için çok çok önemli bir görüntü. Tabii çok olumlu da bir trend hareketi var. Bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Yılbaşında altın fiyatları 1120'lerdeyken bu yıl beklediğimiz hareket nokta olarak gerçekleşmişti. Tabii daha yukarısında beklediğimizden de sık sık bahsetmiştik. Ama dirençlerimizin çalışmasıyla birlikte aşağıda düzeltmeleri nokta olarak, gün olarak, hatta saat dakika olarak paylaştığımızda biliyor arkadaşlar. Şimdi şu an için görüntü olumlu ancak 1254 o kadar önemli ki geçen hafta gelen bu satış eğer yukarı dönecek olursa ciddi ama dönmeyecek olursa uzunca bir süre tekrar altın fiyatlarını yatay bir banda sokacak bir hareketin de işareti olmuş olacak. Aylıklar noktasına geldiğimizde evet bu ayda çok ciddi sıkışan bir hareket görüyoruz. Bu ayda çok önemli. Bakın arkadaşlar şu kırmızı ortalamaya bakın. Bu kırmızı ortalama 1292'den geçiyor. Yaklaşık 2000 izleyenler yine hatırlayacaklardır. 2013 yılındaki zirvesini, 2013 yılındaki o düşüşle birlikte oluşan bir bölgeydi. Bu bölgenin altında olduğu için 5 yıldır neredeyse altın fiyatları dipte geziyor. Bu ortalamanın ne zaman üzerine çıkar? Bakın bu ortalamanın geçmiş yıllara bakıyoruz. 2001 yılında bu ortalamanın üzerine çıktıktan sonra altın 271 dolardan 1900 dolara kadar gitmişti. Çok büyük bir yükselen trend yaşamıştı. Bu ortalama kırıldı aşağıya ve uzun süreli bir düşüş başladı altın fiyatları. Ki şöyle bir şey var, yine bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Altın fiyatları için o tarihte 2011 yılında konuşulan seviyeler
altın 1900'e geldiğinde 2000-2500 konuşuluyordu ve birçok televizyon, birçok mecrada konuşulduk. Biz o dönemde çıktık, dedik ki biz altın fiyatlarında bakın 1700-1800'lerdeyken, 1900'lerdeyken bunu söylüyoruz. 2001 yılı ne demiştik biliyor musunuz? 1150 dolar bekliyoruz altın fiyatlarında. Tam tersi bir tablo. Yani o seviyeden itibaren altın fiyatlarında aslında %50'ye yakın, %45-%50'ye yakın düşüşleri sık sık söylüyorduk. Bunu bizi takip edenler hatırlayacaklar. Dünya ons altın fiyatları için. Gram altın içinde zaten 74'ten itibaren 1074 TL'den 145 TL'ye gidebileceğini de söylediğimizi herkes biliyor. Uzun vade yorum yapıyoruz. Söyledik, söylüyoruz, oldu olmadı. Maksat neye göre söyledik, nasıl söyledik, buradan bir çıkarım yaparak, geçmişten bir çıkarım yaparak gelecekte neler yaparız, bunu anlatmak istiyorum. Yani biz söyledik oldu, tabii ki o da başka bir mevzu ama sonuçta bu bizim için çok önemli. Ve bu ortalama, evet arkadaşlar, bu ortalama önümüzdeki günlerde geçilecek olursa muhteşem bir hareket başlayacak. Bunu söyleyebilirim altın fiyatlarında. Ama geçilemezse uzun bir süre yatay bant sıkışan, aşağıda yine belki de 1200'lerin altı, yukarıda da 1300'lerin zor geçileceği bölgeler, uzun bir aylık süreçte, belki 2-3 aylık süreçte sıkışan bir hareket göreceğiz. Ama sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Onu da yorumlayacağız. Ve hemen ben buradan isterseniz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir Bitcoin yapalım. Altın Bitcoin. Bakın altın Bitcoin yapıyorum. Bu grafiği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan bir çıkarım yapabilir miyiz? Dün bakın bugün %14 yükselmiş arkadaşlar. Altın Bitcoin. %14, yani bugün haftaya altın Bitcoin %14 yükselişte başlamış ve tüm zamanların en yüksek hareketidir bu. Saat 9.38 itibariyle altın fiyatları %14, Bitcoin altın yukarıda. Hemen şöyle 30 dakikalık bir grafikten çıkalım. Açılış sonrası zaten gördüğünüz gibi adeta fiyatlar yukarı koparak gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koparak gitmiş altın. Ne demiştik dünkü Bitcoin yorumumuzda? Aslında bahsetmeye çalıştığımız Bitcoin'deki bu hareketlilik acaba dünya ons altın fiyatlarına bir etkili bulunur mu? Bilemiyoruz çünkü daha yeni ilgilenmeye başladık. Burada dün, evet dün yanılmıyorsam şöyle bir bakalım. Rakam da vermiştik altın Bitcoin için. Hemen şöyle bir bakalım. Buradan gram altına nasıl yansın? Bunu Yeni rekor seviyeler. 2178. Yani yeni rekor ihtimalinden bahsetmiştik. Bu altın Bitcoin yorumumuza bakabilirsiniz. Hemen şuradan bakıyoruz. Bugünkü açılış ciddi olarak yukarıda. Bugünkü açılış ciddi olarak yukarıda. Hemen şöyle bakalım. En yüksek ne görülmüş? Bitcoin. En yüksek görülen. Bakın sol tarafta. Hayır. 2604. Bakın bizim bütün rakamları yukarı geçmiş. Haftalıklarda demiştik 2547 hedef. Bunun üzeri zaten daha da güçlü bir hareket. Şu an 2547, 2600. Bakın yani yıllıklardaki hedefe gelmiş. %14'lük bu yükseliş çok çok önemli. Bitcoin'in etkisi olur mu? Bunu görüyor olacağız önümüzdeki süreçte. En azından biz bu noktada Bitcoin'in yorumunda, altın Bitcoin yorumunda sizlerle paylaşmış olalım. Hemen buradan gram altına dönüyorum arkadaşlar. Haftalık
haftalığa baktım. Olumlu. Bu hafta gerçekten çok önemli var. 144 üzerinde kapanış görecek olursak altında yeni rekorlara yaklaşacağız arkadaşlar tekrar. Günlüklere bakıyorum. Günlükler şu an için cuma günkü satış 142 gördük. 142.700 hemen şöyle tabloya alalım. Evet, 142.700 çok önemli bir destek. Satışın devamı gelecek mi onu izlemek gerekir. Ama çok önemli bir destek bölgesinde büyük ihtimalle burada tekrar tutunmak isteyecek. Bu bölge çok çok önemli. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz dip süreci devam ediyor. Bu bölgeden gelecek alışlar bizim için. Gün içinde seans odasında da paylaşımlar yapacağız. Bu bölgede tutunması gerek haftalıklar tarafında bir rallinin başlaması, gerekse günlükler tarafında çok önemli destek bölgesinde olması yarından sonraki hareketi çok daha önemli ve değerli kılacak. Böyle bir durumda büyük ihtimalle 144 üzerinde bir harekette gördüğünüz gibi bu hat nasıl 144 direnç olarak çalıştı. Geçilmesi ciddi bir rally hareketinin işareti olacak. Evet. 60 dakikalık grafiğe dönüp baktığımızda iyicene sıkışmaya başladı. Sanki bu bölgeden tutunup bir tepki ve bir yukarı bir istek oluşabilir. Yine gram altınla ilgili hemen şöyle destek direnç tablomuzu eğer şöyle 142.750 yanılmıyorsam kapanışı kaçtı cuma günkü 142.900 kapanışı var. 142.900 kapanışı aldığımızda 142.600 142.200 çok önemli destek attı. Bu bugün görülmüş mü? Bakalım açılış sonrası en düşük ne görmüş? 142.600 görmüş. Gördüğünüz gibi ilk destek görülmüş. Şu an için alıcılı bölgeye doğru bir tepki oluşmaya başladı. Tabii açılış sonrası en yüksek ne görülmüş? Şöyle bakalım. 143 görülmüş. 142.600 143. Yani pivot bölgeden haftalıklar tarafında da 143 üzerine kaldığı müddetçe sıkıntı olmayacaktır. Tepki gelmeye ihtimali devam edecek. 30 dakikalık grafikleri şöyle bir bakalım. Hemen ondan sonra yorumumuzu tamamlamış olalım. Evet, sıkışıyor. Önemli bir destekte. Büyük ihtimalle bu bölgede tutunmak isteyecektir. Evet, altında ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz o kadar. Gerek altın, bitcoin ve bitcoin'in bütün çeşitlerini artık Halil Reçber YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Bunun üzerinde internet eğitimleri, özel eğitimler, eğitim tarihlerimiz, eğitim içeriği detayları ve özel ve kurumsal danışmanlıklar olmak üzere Reçber Eğitim Danışmanlığı iletişim bilgilerimiz gerek telefon gerek mail adreslerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.